Evet arkadaşlar, Assassin's Creed 1 yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hemen başlayalım. En son neredeydik? Bir Samanyığının içindeydik ve Kudüs'teydik. Gelir gelmez de bir tane cinayet de işledik. Konuşan bir dayıyı şey yaptık. Ve şimdi büroya gidip görevimizi alacağız. Aa, burada da dilenci var. Abla, verebilirdim de oyunda para vermiyorlar bana. Assassin's Creed 2'de görüşürüz ablacığım. Orada param oluyor ve dağıtabiliyorum. Biliyorum, anlıyorum ama param yok. Abilerim, ablalarım çekilin. Şöyle şehrin dokusunu, şehrin kokusunu içimize çeke çeke gidelim. Siz burada birine eziyet mi yapıyorsunuz? Evet. Hem de bir kadına. Bir de bak, bunları tutamıyorsun. Aa, tuttum. Aha, attım bile. Normalde tutamıyorduk bunları. Tuttuğunuz zaman elinizi büküyordu filan, geri sokuyordu bir tarafınıza. Ablacım, sen hiç merak etme. Biz her zaman buradayız. Her zaman buradayız. Dur bakayım. Çok alçak duruyorum kamerada çünkü. Bir de fırlatma bıçağımız bitti. Şu abiden fırlatma bıçağı alalım. Alabiliyorduk normalde. Şey yapmadan mı alacağız? Neyse, alamıyormuşuz şimdi. Daha açılmamış da olabilir. Burada bir kulemiz mi var? Evet, bir cami minaremiz var. Bu şehir bizim, Haçlılar yok edilmeli falan fıstık diyor işte. Doğdu bu şehir bizim, işte ölümüne savunmamız gerekiyor vesaire vesaire diyor konuşmacı. Büyük ihtimalle arkadaşlar, bu Akre'den sonra bir barış imzalanmış olması gerekiyor ki insanlar sinirli ve işte şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız gibi konuşmalar dönüyor. Belli ki bir ateşkes dönemi, belli ki bir barış dönemi içerisinde Orta Doğu insanları. Kısa bir dönem için tabii ki. Büyük ihtimalle. Orta Doğu'da savaş hiçbir zaman eksik olmaz arkadaşlar. Bakın, bu çağlarda bile öyleymiş yani. Cepçilik yapamıyoruz şu anda. Neyse, biz devam edelim. Damlara çıkalım. Ay, çıkamadık. Abla, abla, kusura bakma. Paramız yok diyorum. Oyun bize para vermiyor diyoruz. Bir kule daha çıktı karşımıza. Bunun da tepesine çıkalım. Nereden çıkabiliriz? Şurada merdiven var. Bununla çıkalım. Aa. Kusura bakma, gidemeyiz bir yere.
Of, bunun buna çıkması zordu ya. Yani yavaştı, zor değil de. Bunun burada bir yerde yolu vardı. Evet. Neydi? Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım mıydı o laf? Neydi? Resmen arı gibi sokma kısmı doğru bizim için. Şimdi de kelebek gibi uçacağız. Kelebek gibi uçtuk. Evet. En son büroya doğru gidiyorduk. Gidelim. Safety and peace, Malik. Your presence here deprives me of both. What do you want? Al Muallim has asked. Ask that you perform some menial task in an effort to redeem yourself. So be out. Çevireceğim, merak etmeyin. Tell me what you can about the one they call Talal. It is your duty to locate and assassinate the man on fire, not mine. You do well to assist me. His death benefits the entire land. Do you deny his death benefits you as well? Such things do not concern you. Your actions very much concern me. Then don't help me. I'll find him myself. Wait, wait. It won't do having you stumble about the city like a blind man. Better you know where to begin your search. I'm listening. I can think of three places. South of here in the markets that line the border between the Muslim and Jewish districts. To the north near the mosque of this district and east in front of St. Anne's Church. Close to the Babari Hagel. Is that everything? It's enough to get you started, and more than you deserve. Şimdi burada ne dedim? Ne dediğimi aranızda bilmeyenler için hemen söylüyorum. Şuradan bir çıkalım. Şimdi birincisi, şöyle kolu koyayım, mikrofonu da çekeyim. Hikaye anlatma vakti geldi çünkü. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki konuştuğumuz arkadaşın bir kolu yoktu. Oyunun başını hatırlayın. Biz iki assassin ve yanımızda bir gri cübbeli arkadaşla beraber bir görevdeydik, değil mi? Ve bir arkadaşımız yaralı olarak geri dönmüştü. İşte o yaralı olarak geri dönen arkadaşımız Malik, şu an konuştuğumuz kişi. Tabii bir kolunu kaybedince artık assassin olarak görev yapamayacağı için onu Kudüs'e, işte daisi olarak bürosuna atamışlar. Konuşmada bol bol laf sokma vardı. İşte selamünaleyküm Malik diyor bizim Altair. Malik de diyor ki aleyküm selam diyor. Tabii Allah'ın selamını alıyor ama orada tabii böyle bir şey demiyor arkadaşlar. Orada diyor ki işte iyi günler, hoş bulduk gibi bir sizinden bir şey diyor Altair. O da diyor ki pek hoş bulmadık diyor. Birinci lafı burada sokuyor. İkinci lafta Altair diyor ki bana diyor bunu öldürme görevi verildi diyor. Bana information, yani bilgi lazım diyor. Malik de diyor ki onu öldürmek benim görevim değil, senin görevin. Bilgiyi de sen bul diyor. O da diyor ki o zaman diyor bana yardım etmeyeceksen gideyim ben diyor. O da diyor ki tamam dur ya diyor. Hemen gitme diyor. Bilgi veriyor. Bilgiyi verdikten sonra Altair verilen bilgiyi beğenmiyor. Tabii diyor ki bu kadar mı diyor. Gerisinde git kendin bul diyor. O da pekala filan deyip çıkıyor işte oradan. Bir laf daha sokmuştu da onu unuttum size burada hikaye anlatırken. Aklıma gelirse söylerim. Devam ediyoruz. Şurada bir kulemiz daha varmış.
Ha, hatırladım ne laf soktuğunu. Hani bilgi bu kadar mı diyor? Evet diyor. Bence yeterli bir bilgi diyor ve hak ettiğinden fazlasın bir bilgi diyor. Yani hani benim kolumu sen aldın ve ben sana hak ettiğinden fazlasıyla yardımcı oluyorum diyor. Bir laf sokmada muhabbetin içinde şunu diyor. Benim hareketlerim seni ilgilendirmez gibi bir laf söylüyor Altair. O da diyor ki sinirleniyor, orada bağırıyor zaten. Senin hareketlerin beni çok fazla ilgilendirir Altair diyor. Çünkü bir kolunu bizim hareketlerimiz yüzünden kaybetti. Mali'ye buradan hak veriyoruz. Hashtag Malik haklı. Yalnız benim kameram çok fena kasıyor. Ve sinirimi bozuyor benim. Şurada işkence gören biri var galiba, haritada gösterdiğine göre. Bunlara yukarıdan saldırsak olur mu? Bence olur. Öldüremiyormuşuz. Kalk Altair. Kudüs yan gelip yatma yeri değil. Kalk. Evet, benim yakınımda hiçbir vatandaşa eziyet edilmeyecek. Oo, bana yardım ettin. Bütün şehir senin neler feda ettiğini mi, yaptığın cömertliği mi, öyle bir şey. Sacrifice cömertlik manasına geliyor. Şey manasına da geliyor. Yani neyse. Bütün şehir öğrenecek bunu dedi ve bize yardım etme kararı aldı. Sağ olsun. Ha, bu Templar'mış. Bir Templar eliminate edildi. Ha, tamam. O yüzden bize her gördükleri yerde saldırıyor bu dallamalar. Şuraya oturalım. It does not affect us. Not yet. But if we continue to do nothing, it will. And what do you propose? I've watched the man. Learned everything there is to know about his operation. It's all here on a map I've made. He inspects his stock every day at the same time. This is when I'll strike. So you have a piece of paper. It won't save you when you're discovered. Won't shield you from their swords and arrows. If all goes well, it won't come to that. Anyway, it's a risk I'll have to take. Wish me luck, my friend. Indeed, you'll need it. Bu adam bir şeyden rahatsız ve bütün askerlerin haritasını çıkartmış. Arkadaşı da şey dedi ya, sadece bir kağıt parçam mı var dedi. Senin kılıçlardan ve oklardan ne koruyacak dedi. O dedi ki olsun ama dedi en azından şansımı deneyeceğim gibi bir şeyler söyledi işte. Ben de çok iyi anlamadım. Yalan yok şimdi. Dön arkanı. Dön arkanı. Heh. Evet, biz orada mıyız? Bir bak. Şimdi devam et yola.
Cepçilik görevi tamam. Şimdi gidelim Malik'i yeniden görelim. Ulan çıktığımız yere bak ya. Şuradan gidelim. Ya çocuğum. Bak sakalın yok senin. Belki saf duygularla katılmışsın İslam askerliğine. Bana çatıyorsun ya. Git orada adam gibi bırak. Ölen bir haçlının, bir tapınakçının şeyi seni niye ilgilendiriyor ya? Gerçi teknik olarak barışı bozmuş oluyoruz biz ama böyle bir şey olduğu zaman. We must resist. Direnmeliyiz. İşte saldırmalıyız gibi bir şeyler söylüyor işte. Malik, come to waste more of my time? I found Talal. I'm ready to begin my mission. That is for me to decide. Very well. Here's what I know. He traffics in human lives, kidnapping Jerusalem citizens and selling them into slavery. His base is a warehouse located inside the Barbican, north of here. As we speak, he prepares a caravan for travel. I'll strike while he's inspecting his stock. If I can avoid his men, Talal himself should prove little challenge. Little challenge? Listen to you. Such arrogance. Are we finished? Are you satisfied with what I've learned? No. But it will have to do. Al oğlum. Rest, prepare, cry in the corner. Do whatever it is you do before a mission. Only make sure you do it quietly. Öğrendiği bilgileri söyledi. Malik de bize yine laf giydire giydire tüyü verdi. Dedi hadi git öldür dedi. Görevimiz açıldı. Git köşede dur filan dedi hani öyle hani bir şeyler de söyledi ama görevi öyle yapmamız gerektiğini mi söyledi acaba onu anlamadım. Neyse bir gidelim de göreve bakarız. Şuradaki bayrağı da alalım hazır gelmişken. Bu taraftan gidelim. Devam edelim sessiz sessiz. Kudüs'ün bayrağı şey maviymiş yani. Bunu da öğrenmiş olduk. Ya da oyunu yapanlar öyle bir şey düşündü bilmiyorum. Buradan nereye atlayabiliriz ya? Şu tarafa gideceğiz. Ulan Allah seni. Lanet olsun işte Hristiyan kralına ve onun askerlerine filan diyor. Gelmişken şu kuleyi de açalım mı? Neden açmayalım?
Ulan. Gelmişken eziyet çeken halkı da kurtaralım yani. Ay dayıya vurduk ya. Pardon dayı, çok olay çıkarttık ya, bence gidelim artık. Yine bir kule daha bulduk. Onu da mı açsak ya? Ya Jerusalem'a bir daha geleceğiz zaten, Kudüs'e. Geldiğimiz zaman açarız ya. Aksiyona girelim. Ekipmanlarımızı açalım biraz. Çok dayak yiyoruz. Oh Allah. Canımız gitti yine. Şimdi bizim buraya girmemiz gerekiyor. Durun. Tamam. Üzülmeyin. Şuradan çıkarım ben. Bize bağırıyor çık ortaya diye de. Sen bağırdın diye çıkacak değiliz. Bizim buraya girmemiz lazım da nasıl gireceğiz? Yürüyen... Aa! Ulan aklıma bir fikir geliyor ama. Olur mu ki şu boruya tutunup da içeri sallasak kendimizi? Evet! Oldu. Şuradan şöyle bir girelim. İçeri girdik. İçeri girdik. Eyvah, deliler ve dilenciler çok fazla. Ablacığım dur bir dur. Şimdi... Ya bırak peşimi. Kafayı yedirdim ablaya. Bu şimdi beni oraya iter. Geldik görev yerine. Bu abi mi yoksa görev? Belki de üst katıdır buranın. Ah buradaymış. Eyvah, tuzağa mı düştük lan? What now, slaver? Do not call me that. I only wish to help them. As I myself was helped, you do no kindness imprisoning them like this. Imprisoning them? I keep them safe, preparing them for the journey that lies ahead. What journey? It is a life of servitude. Help me. Save me. You know nothing. It was folly to even bring you here. To think that you might see and understand. I understand well enough. Show yourself. Dedi ki işte köleleri bırak filan gibisinden bir şey söyledi. Altair o dedi ki hayır dedi işte onlara iyilik yapıyorum filan diyor.
Seni ben çağırdım buraya filan diyor da. Peki yolu açan işte senin gelişine hazırlanan bendim diyor. O yüzden seni ben çağırdım diyor. Başkası diyor kendin nasıl gelebilirsin filan diyor. Altair ben kendi başıma geldim filan diyor da. O da diyor alakası yok diyor. Ben seni çağırdım buraya diyor. Şimdi senin karşında duruyorum. Arzun nedir diyor. Niye diyor savaşarak çözelim filan bir şeyler söyledi sonra dedi senin tavrını beğenmedim falan fıstık diyor ölmen gerekiyor filan. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin diyor bize. Bir de bunu Türkçe söylüyor. Neredeydi? Şurada bir yerde merdiven vardı ha. Hedefimiz kaçmadan yakalayalım. Kaçıyor ama korktu bizden. Altair bırak bunları. Koş. Ulan kılıcı seç ha. Lan bırakın beni. Bakalım göreceğiz. Beni gözün kapalı yenebilecek misin? Gel 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 gel. Adama bir tane koydum öldü hemen. Sırlarını benimle paylaş. Kardeşliğimiz zayıf değil ve benim ölümüm onları durdurmayacak. Beggars, whores, addicts, lepers, do they strike you as proper slaves?
unfit for even the most menial tasks. No, I took them not to sell, but to save. And yet you'd kill us all, for no other reason than it was asked of you. No, you profit from the war, from lives lost and broken. Yes, you would think that, ignorant as you are. Wall off your mind, eh? They say it's what your kind do best. Do you see the irony in all this? No, not yet, it seems. But you will. Dedik ki arkadaşlar, işte dedi bizim kardeşimiz, dedi senin bu hareketinle zayıflamayacak, benim ölümle zayıflamayacak. Siz kimsiniz dedi. İşte kutsal topraklarda emelleri olan bir tek siz mi olduğunuzu zannediyorsunuz falan dedi böyle işte. Biraz mistik konuştu. Son cümleleri yine büyük ihtimal Altair hocasına bunları soracak çünkü. Dedi ki ben o gördüğün köleleri köle olarak kendim için şey yapmıyordum, almıyordum diyordu. Ben onları kurtarmaya çalışıyordum. Çünkü Tanrı bizi çoktan terk etti diyor. İşte yaşlısını, çoluğunu, çocuğunu hepsini terk etti diyor. Ve ben onları kurtarmaya çalışıyordum diyor. O da diyor ki bu nasıl bir kurtarma diyor Altair. O da diyor ki anlamıyor musun diyor. Böyle bakıyor. Sonra diyor ki anlamıyorsun diyor. Ama anlayacaksın diyor. Ve ölüyor. Şimdi büyük ihtimalle hocamıza biz bunu soracağız. Devam edelim. Evet, artık kaçabiliriz. Büroya kaçıyoruz. Çatıya çıkalım. Aha, büroya geldik. Demek ki burada bunlarla izimizi kaybettirmemiz gerekiyor. Bakalım Malik ne laflar sokacak. Wonderful to see you return to us. And how fared the mission? The deed is done. Talal is dead. Oh, I know, I know. In fact, the entire city knows. Have you forgotten the meaning of subtlety? A skilled assassin in short. Diyor ki görevin nasıl geçti filan yapıyor böyle. Tatlı tatlı soruyor. O da diyor ki işte öldürdüm filan yapıyor. Altair da hava atıyor. Biliyorum 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 yapıyor böyle. Tüm şehir biliyor dedi. Çanları duymuyor musun falan dedi böyle. Yine laf sokuyor Malik. Ama haklı adam, kolunu kaybetti bizim yüzümüzden. His work is noticed by the many. No, a skilled assassin maintains control of his environment. We can argue the details all you'd like, Malik. But the fact remains, I've accomplished the task set to me by Al-Muallim. Diyor, verdiğim hiçbir cevabı beğenmiyorsun zaten Malik diyor. Görevi tamamladın mı? Tamamladım diyor. İşte Al-Muallim'e haber ver diyor ve beni yolla diyor. Zaten hani birbirlerini çekemiyorlar. Git o zaman diyor. Let us see with whom he sides. You and I are on the same side, man. Evet, git o zaman hadi, yaşlı adama git diyor. O da diyor ki sen ve ben aynı taraftayız Malik diyor. Biraz da böyle pişmanlık var Altair'de yani. Ve görevimizi tamamladık. Al-Muallim'e gidelim. Yeni yükseltmemizi alalım. Ondan sonra da bölümümüzü bitirelim zaten. 35 dakika olmuş. Aha. Büyük ihtimal animus ısındı. Isı şeyleri alıyorum filan diyor Lucy. How long? Too soon to tell. These delays are unacceptable, Miss Stillman. I want progress reports every hour.
O da diyor ki işte bu diyor kabul edilemez diyor. Lucy'ye biraz suç atıyor. Yani bunu dikkat etmen lazımdı. Fazla ısınmasına izin vermemen gerekiyordu gibisinden. İşte bizim diyor bitirmemiz gereken bir proje var diyor. Ve her saat önemli diyor. Bu da senin suçun diyor falan fıstık işte. Bu biraz süre alacak diyor. Ha pardon, doktor değil, ne kadar sürecek diyor. O da diyor ki söylemesi zor diyor. O da sinirleniyor işte. Diyor ki yani söylemen lazım, söyleyeceksin falan fıstık diyor. Git dinlen diyor bize. Biz tabii ki de geleneksel laboratuvar turumuzu bir atalım. Masayı bir karıştıralım. Burada bir şey yok. Doctor, doctor, gittin mi doctor? O zaman Lucy'ye yavşayalım biraz. Ya sana niye sürekli bağırıyor diyor. Hani o kalpsiz bir manasında, o makine mi diyor. Abstergo has a team of engineers. Not much they don't have. But I did oversee the assembly. Guess that's why he gets so angry with me. He's a dick. He's under a lot of pressure. We all are. Can't believe you're defending the guy. Warren saved my life. So if he wants to yell a little, let him. O da diyor ki olsun diyor, yine de sana haksız yere bağırıyor filan diyor. O da diyor ki işte diyor bir bitirmemiz gereken bir iş var diyor, stres altında diyor. Ne yani diyor, onu mu savunuyorsun bana diyor. O da diyor ki o benim hayatımı kurtardı diyor. Bana biraz bağırmış diyor. Koyar mı diyor? Koymaz tabii. Kendini ezdirme Lucy. Ezdirme kendini. What do you mean he saved your life? You're not the only one who doesn't get to go home at night. Wait, are you saying you're a prisoner? Diyor ki akşamları evine gidemeyen bir tek sen değilsin diyor. Başta anlatmıştım yani bu bir barda çalışıyordu da Nuri Alço vakası yaşıyordu, içkisine ilaç katılıyordu filan. Şimdi Desmond da diyor ne yani diyor, sen de mi burada tutsaksın diyor. Bakalım ne diyecek devamında. When they first approached me, I was finishing up my PhD. The university had made it clear I had no future there. They didn't like the subject of my doctorate, called it pseudoscience. Said keeping me on would discredit and embarrass them. It was the same everywhere. Other universities, companies I interviewed with. Pretty soon I was out of money and out of time. I was this close to waiting tables. Then I got a letter. From Vidic? He said he'd been following my career since undergrad, that he believed in my work and wanted to meet to discuss my future. You have no idea how good it felt to hear that. So I met with him. What did I have to lose? And he offered you a job? Yes. Here at Abstergo, helping out on the Animus project. I'd have a chance to test my theories and prove the professor's wrong. How can I turn that down? I think I'm missing the part where you became a prisoner. Sometimes I wonder if they weren't behind it all. If they manipulated events so that I'd get desperate. They can do that. They can do anything. I didn't think when I agreed to come here. They even told me I'd be trapped. For 6 months, a year max. Once the product launched, there'd be no need for secrecy anymore. But until then, I'd be a guest of the company. At least, that's what they said. And when the Animus was ready? They came in while I was sleeping. Three guys. Guns. Şimdi Lucy'nin hayatını da öğrenmiş olduk. Neden burada takıldığını da öğrenmiş olduk. Üniversitede bu bir proje yürütüyormuş veya bitirme ödevi, tez diyebiliriz. Akademik dünyanın çetrefillerine bulaşmış ne yazık ki Lucy. Kimse bunun projesine veya tezine destek görmemiş ve hocası bunu azarlamış. Ama bunun çalışmalarını bu Vidic amca, yani bizim doktor görmüş ve demiş ki Lucy gel demiş, benim yanımda çalıştı demiş. O da demiş ki yani Lucy de Desmond'a böyle söylüyor. Böyle bir mektup, yani mail aldıktan sonra diyor çok mutlu oldum, çok iyi hissettim kendimi filan diyor. Geldim ondan sonra onun yanında çalışmaya başladım filan diyor. Ama diyor bilmiyordum ki diyor hani böyle sıkışık bir anda, yani sıkışık bir şeyde çalışacağımı, iş performansında çalışacağımı bilmiyordum diyor. Yani trap, yani nasıl diyeyim, tuzağa düştüm gibisinden bir şey kuruyor. Ama iyi niyetli tuzağa düşme bu. Yani hani bu kadar yoğun çalışmayı tuzak olarak görüyor ve hani
tuzağa düştüm gibisinden filan. İşte o da Animus ne zaman hazır olur falan fıstık diyor. Sen uyudun, uyu kalk diyor. Ben hazırlamış olurum onu diyor. Eyvallah. Jokes. I tried to pull away. He hit me. And that's when he told me I was going to die. Christ, what did you do? Nothing. I kept telling myself it wasn't real. And then Warren was there, shouting at them to get away from me. And they listened. Jesus. He's not a happy man, Desmond. I wouldn't even say he's a good man, but he saved my life. They never came for me again. And he promised they never would. You're still stuck here working for these nut jobs. But I'm alive. Anyway, I really do need to get the Animus repaired. I'll see you tomorrow, Desmond. Warren bunun hayatını kurtarmış da olayın detaylarını anlayamadım açıkçası arkadaşlar. Yalan yok. İki adam bıçakla iki adam mı saldırmış? Warren gelmiş de bunu kurtarmış mı? Öyle bir şeyler dedi. Desmond da dedi ki hani tamam hayatını... Biri buradaymış diyor. Nereden anlamış? Ha buradan anlamış. Bir access koduna benziyor. Yani giriş koduna benziyor. Neyse şey demiş. İşte Lucy'yi kurtarmış kısacası. Bizim Desmond da şey diyor. Hani diyor bu diyor burada. Bu yüzden mi diyor burada tıkılı kaldın diyor. Evet diyor hani. Saçma filan yapıyor Desmond da. O da diyor ki ama en azından hayattayım filan yapıyor böyle. Felsefi felsefi konuşuyorlar. Bir access kodumuz var. Biz neden buradan çıkmak için kullanmayalım bunu? Hı? Açtık tekrar. Ha, Animus'a girebiliyor muyuz kendi başımıza? Aha, Lucy'nin kalemi var orada. Bunu hacıladık. Dur bakayım, Warren'ın bilgisayarına gidip açabiliyor muyuz bunu? Oturdu internet. Şimdi takılacak Desmond. Access denied diyor. Demek ki bu hocanın kalemi değil Lucy'nin kalemi. O zaman Lucy'nin şuradaki bilgisayarını deneyelim. Lucy'ninmiş evet. Welcome Lucy dediler. Bakalım. O kendini öldürdü. Bir şey hakkında bir relationship, ilişki ile çocuğu neyim? Numan adındaki bir çocukla ilişkisi varmış. Don't dip your pen company. Nancy. Bu Desmond'ı kaçıran ablanın adı Nancy. Şimdi görünce aklıma gelsin. Nancy Nilop'muş. I don't understand why this information is so difficult to access. I have never heard of the company having the ability to declare a coroner's report. Bıdı 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 bıdı. She was my friend. I just know what happened her. Lena Marino'ya ne oldu filan diye herhalde sormuş. O benim arkadaşımdı filan diyor. Nancy de cevaplamış. Demiş ki üzgünüm demiş. İşte yaraları fazlaydı. Eleanor 2 on this mail. Ben iletirim diyor onu sorduğunu falan diyor. Thank you diyor. Ondan sonra devam ediyor.
Ve son şeyde de Varun yazmış. Yine Leona Marino ile ilgili. O diyor kendini öldürdü diyor. Bikri ile ilişkisi varmış falan diyor. Don't dip your pen in the company ink diyor. Kalemini diyor şirketin mürekkebine batırma. Herhalde bu bir deyim arkadaşlar. Hani fazla bulaşma şirketin işlerine. Now drop it diyor. Şimdi bırak onu falan gibisinden. Varun demek ki Lucy'yi uyarıyor. Hani ölümlerin peşinde bu kadar koşma diye. Ha, bunları okuduk o zaman. Hepsini. Dur şunu okuduk. Case. I'm sorry. Yok. Dear Nancy diye Nancy'ye şimdi şey yazmış. Bir şeyler söylüyor. Önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Lucy birileri hakkında bilgi soruyor ama şirkettekiler de pek şey yapmıyor. Hani bunlara fazla karışma gibisinden Lucy'yi ezikliyorlar. Bakalım. You said wind up like Layla early. What did you mean? Sen söylemiştin daha önce wind up like Layla earlier. Daha önce böyle bir şey söylemiş. Wind up ne demek pek bilmiyorum. Bunun anlamı nedir diyor. Hiçbir şey. İşine dön lütfen. Bir de kısaltma kullanmış. Videoya bak. Belli bir süremiz var. Bu arada yani küçük bir not koymuş. P.S. Why do you think your mails... Ha, niye diyor imza yazıyorsun diyor maillerine. Zaten maillerde diyor kimden geldiğini söylüyorlar diyor. Doğru yani Lucy niye yazıyorsan. Burada çok uzun bir şey var bunu okumayacağım. Çok önemli olduğunu da düşünmüyorum. Varun diyor ki senin diyor access key'in diyor bu kalemde falan fıstık diyor. Kalemle ilgili bir şey. Tamam diyor ben onu bıraktım diyor benim masama diyor. Ha, Animus'la ilgili bir şeyleri artık dert etmene gerek yok diyor. Düzelttim diyor. İyi günler filan demiş. Thanks yazmış sonuna. Evet pek de önemli bir şey yoktu be Lucy. Boş boş muhabbet yapmışsın. Diğerleri boş zaten. Ama Lucy'nin kalemi bizde. Evet artık uyuyabiliriz ve biz de bölümü bitirebiliriz. Ben burada uyurum sonra devam ederiz arkadaşlar. Kaçıncı bölüm oldu? Bu 6. bölüm oldu. Ve Kudüs'teki görevimizi de başarıyla halletmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi abonelik ve izlenmek benim için önemli. İzlenme sayısı değil izlenme süresi istiyor YouTube benden. O yüzden izlerseniz ve abone olursanız sevinirim. Arkadaşın uykusu geldi ben bunu yatırayım. Görüşmek üzere.